Evet, Cenk Bey, buyurun. Söz sizin. Ha, pardon. Teşekkür ederim. Bir soru var galiba. Soru mu vardı? Hayır. Yok, tamam. Peki. Tamam. Cenk Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Herkese tekrar merhaba. Ben de madem biz bizeyiz, burada zaten hem yarışmanın konusu olan, daha doğrusu konusuna atıfta bulunan modüler yapılarla alakalı, hem de aslında bu modüler yapıları biz biraz daha geniş çerçeveden alacak şekilde modern inşaat yöntemleri. Bu özellikle Tıpkısa'nın da işte İçerik Yapılar dergisinde son sayılarında oldukça sıklıkla vurgulanıyor. Bizim de katkıda bulunduğumuz yazılar da vardı. Bu modern inşaat yöntemlerini biraz konuşalım. Bunlara bir sohbet için biraz altlık oluşturacak bazı görsellerle beraber bir sunum paylaşacağım sizlerle. Aydın Bey, paylaşabiliyorum herhalde, değil mi? Tabii, kullanabilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Geldim ekrana. Evet, gayet güzel. Yalnız yan tarafı kaldırırsanız daha net. Sadece sağ, evet. Şu an nasıl? Çok güzel. Tamamdır. Şimdi modern inşaat yöntemleri biz konuşurken aslında birçok farklı yerlerde de var. Bu Lego imajını ben çok seviyorum. Çünkü hakikaten bu işin modülerliğini, işte bir takım şeylerin nasıl birleştirileceğini ve çok güzel tanımlayan bir imaj olarak böyle daha önceki sunumlarda da kullandım. Bu hakikaten hepimizin de çocukluğundan iyi kötü elimize geçmiş işte oyuncak türleri. Aslında modüler yapım yöntemleriyle alakalı böyle çok basitleştirerek bu şekilde yaklaşmak mümkün. Yener Bey tanıttı zaten, tekrar teşekkür ediyorum. Ben 2001 kısaca ben bahsedeyim. 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olduktan sonrasında yaklaşık 19 yılı aşkın bir süredir çelik prefabrik ve modüler yapılarla ilgili çalışıyorum. Şu anda Dorçada Tasarım Direktörlüğü görevini yürütüyorum. İşte birçok yurt içi, ağırlıklı da yurt dışı projelerde farklı görevlerde bulundum. Şimdi bir konuyu anlatırken hepimiz şeyi seviyoruz. Bu işin adı sevmeliyiz. Bu işin tarihçesine inmek. İşte eğer bir kavramsa, bir kelimeyse işte bunun etimolojik araştırmalarını okumak. Eğer farklı bir konuysa da işte tarihte hangi zamanlarda neler yaşanmış bu kavramla alakalı diye araştırmak bence bir başlangıç, önemli de bir başlangıç noktası. Şimdi modüler yapılarla ilgili bu araştırmayı yürütünce aslında nispeten kavram olarak belki kulağımıza yeni bir şeymiş gibi geliyor. Biraz da öyle ama aslen bakınca 1600'lü yıllara kadar uzandığını görüyoruz bu yapım tekniklerinin. İlk örnekleri özellikle işte Amerika'nın işte göç, ilk böyle işte kolonilerin yerleşmeye başladığı yıllarda işte bilinen ilk örnek İngiltere'deki bir balıkçının işte İngiltere'deki yapım şekliyle Amerika'ya işte bir botla, tekneyle bir yapı malzemelerini işte öncesinde hazırlanmış bir şekilde göndermesi. Ondan sonra 1800'lü yıllarda yine bu meşhur işte Kaliforniya'daki altına hücum döneminde New York'ta işte oradaki Kaliforniya'daki konaklama ihtiyaçlarına karşın işte New York'ta 500'e yakın bir yapı üretilip yine Kaliforniya'ya gönderiliyor. Sonrasında 1900'lü yıllara geldiğimiz zaman biraz bu katalog yapılar, yani artık Amerika'daki nüfus gittikçe artıyor. Dolayısıyla farklı bölgelerde yerleşkelere ihtiyaç var. Bu yerleşkelerin de hızlı bir şekilde elde edilebilmesi için böyle işte suburban dediğimiz daha uydu bölgelerde bu tarz hızlı yerleşimler yapılıyor ve bu yöntemler yine kullanılıyor. Sonrasında bir katalog dönemi var. Bu Sears gibi birçok firmanın, hala da günümüzde de olan firmaların böyle bir katalogdan modelleri sergileyip işte onları aynı şekilde bir üretim tesisinde yapıp yerine gönderdiği örnekler var. 2000'li yıllara geldiğimiz zaman, 1900'lerin sonu 2000'lerle beraber aslında bu modüler yapım teknikleri, teknolojileri gün geçtikçe çeşitli avantajlarından dolayı daha fazla ilgi çekiyor. Bu ilgi beraber de artık sadece bir konut yapıları değil, işte hastane, otel, aklınıza gelen herhangi bir
bu ihtiyacını giderecek şekilde bu yapılarla ilgili, bu yapım tekniğiyle farklı yapı çeşitleri üretmek mümkün. Günümüzde bunun önemini anlatmak için bu Avrupa Ekonomik Dünya Ekonomik Forumu düzeltiyorum. Bunun kullandığı görsel değerli, burada işte geleceğe şekil verecek inşaat teknolojilerinin içerisinde işte birçok bildiğimiz, duyduğumuz konular var. Birinci sırasında da aslında bu forumda prefabrikasyon ve modüler inşaat yer aldı. Şimdi burada biraz hızlı geçeceğim, vakti daha efektif kullanalım. Ben de işte sohbete daha çok vakit kalsın diye. Şimdi birçok kavram var, bu modern inşaat yöntemleri nedir? İşte modüler diyoruz, işte offsite diyoruz, onu Türkçeleştirmeye çalışıyoruz, sağ dışı diyoruz. Bunlarla alakalı aslında böyle hazırladığımız bir işte diyagram var. Bu diyagram üzerinden ben biraz geçeceğim üstünden, sonra da kısa kısa bahsedeceğim hepsinden. Aslında sağ dışı inşaatı böyle bir şemsiye kavram gibi kullanmak, işte offsite construction diye de geçen. Endüstriyel inşaat diye de adlandırılıyor. Endüstriyelin oradaki vurgulanma sebebi işte inşaat, bildiğimiz inşaat yönteminden çıkartıp artık sahada yerinde bir takım faaliyetlerin, hatta büyük bir faaliyetin büyük bir oranda sahada yapılmasındansa aynı bir endüstriyel ürün gibi bir üretim tesisinde ele alınması ve sahaya çok az iş bırakacak şekilde bu inşaat faaliyetinin yürütülmesini odak noktasında koyunca endüstriyel inşaat diye bir kavram da yurt dışında kullanılıyor, çıkmış. Bunun altında modüler inşaat ve prefabrikasyonu almak mümkün. Biri birinden farklı değil. Yani birbirinden farklı şeyler tam olarak anlatmıyor. Vurguladıkları kısımlar sadece farklı. Bunların altında yani bir hiyerarşik aşamada bir alt seviyeye indiğimiz zaman da şimdi yöntemsel bir sınıflandırma yapmak mümkün. Bir de yapısal bir sınıflandırma yapmak mümkün. Yöntemselde işte bu modüllerin işte kaç boyutlu olduğu, iki boyutlu eğer modüllerin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıysa, örneğin buna panel sistemler demek mümkün. Eğer üç boyutlu yapılarsa, bir hacim kaplıyorsa bu noktada volümetrik diye isimli. Volümetrik Türkçe değil, Türkçe bir kelime değil ama hacimsel de tam olarak onu karşılamadığı için bu şekilde Türkçeleştirerek kullandığımız kelimelerin yanına eklediğimiz bir kelime bu oldu bu da. Profil sistemler, yani profiller bu iki boyutludan da aslında daha alt seviyede bir prefabrikasyon ya da modüllere bölme söz konusu. Profillerin hazırlanması, işte onların birleşim uygun bir şekilde hazırlanıp sahada bir araya getirilmesi ya da bunların bir veya birçoğunun bir arada kullanıldığı hibrit yöntemler. Burada panel sistemlerin kendi alt segmentleri de var. İşte açık paneller, kapalı paneller diye ayırmak mümkün ya da volüm... İşte konteyner kelimesini çokça kullanıyoruz hem kendi coğrafyamızda hem de yakın coğrafyalarda ya da pot gibi böyle farklı şeyler de var. Bunlara ufak ufak dediğim gibi değineceğiz. Yapısal sınıflandırmaya baktığımız zaman burada da bahsettiğimiz gibi işin biraz daha yapısal eleman bazında o perspektifte baktığımız bir sınıflandırma çıkıyor karşımıza. Hafif çelik yapılar, ön üretimli ağır çelik yapılar ya da yine bunların beraber kullandığı hibrit yapılar. Sağ dış inşaattan aslında az önce biraz bahsetmiş olduk. Yani ismi de bence şey anlatıyor zaten birçok şeyi. Yani inşaat faaliyetlerinin sahada değil de büyük oranda sahanın dışında, yani farklı bir yerde yapılması ve işte minimum işçilikle son lokasyonda yapının tamamlanacak şekilde tüm faaliyetlerin organize olması diye tanımlamak mümkün. Endüstriyel inşaattan yine bahsettik. Bu arkadaki görseller merak edenler olabilir. Japonya'daki bir üretim tesisinden fotoğraflar. İşte endüstri deyince zaten hani Japonya en bilinen ülkelerden biliyorsunuz. Orada da artık bir otomotiv sektöründen çokça alıntı yaparak aslında bir üretim tesisinde işte gerekirse robotik teknolojilerin de dahil olduğu bir şekilde bir yapının üretilmesi mümkün. Günümüzde de bu giderek daha fazla ilgi çekiyor, talep de görüyor. Herkes artık otomobile eriştiği gibi bir yapıya erişebilmek istiyor. Çok daha öncesinde bunu görmek, bilmek, deneyimlemek istiyor. Yani sonunda ortaya çıkan şeyi deneyimlemektense. Bununla ilgili de dediğim gibi tesisleşme ve tesisleşmeye götürecek teknolojik gelişmeler gün geçtikçe artıyor. Prefabrikasyon tabii çeliğe ait bir şey değil bu. Onun için solda özellikle ben prekast örneklerden de görseller kullandım.
Önceden aslında Türkiye'deki algısı biliyorsunuz biraz daha geçici yapılara özgüymüş gibi geliyor ama kelime anlamına bakarsak yine önceden fazlasını yapılmış yapılar ya da işte bildirme bunun için beton veya kompozit ya da bambaşka bir malzemeyle yapmak dediğim gibi az bir durum söz konusu değil. Ve modüler yapılar. Şimdi modüler yapılar aslında az önce biraz konuştuk. Yani iki boyutlu, üç boyutlu ya da bazen tek boyutlu yani düzlemesine elemanlar kullanılarak da böyle modüller oluşturmak mümkün ama en bu kavramın içini dolduran üç boyutlu elemanlar olduğu için biraz daha modüler yapılar deyince artık volümetrik yapı modüllerine kullanıldığı yapı örnekleri aklımıza geliyor. Burada çok basitçe bir hani bir şema üzerinden gidersek aslında bir yapısal bir çerçeve oluşturuluyor. İşte bir döşeme düzlemi ya da bir işte çatı düzlemi, kolonları, düşey elemanları, diğer stabilite elemanlarıyla beraber yapısal iskelet oluşturulduktan sonra bunun diğer kabuk giydirmeleri ve işte aksamları monte ediliyor. Daha sonra bitirmeler aynı şekilde yapılıyor. Mimari bitişler, son dokunuşlar yapıldıktan sonra da bu modül bir şekilde artık neredeyse onun son lokasyonu, kamyon, gemi, işte tren artık farklı nakliye yöntemleriyle son lokasyona ulaştırılıyor. Son lokasyonda da yapıların üst üste yan yana uygun bir şekilde yerleştirilmesiyle yapı ortaya çıkıyor. Bu şekilde yapılmış örnekler gün geçtikçe artıyor. Biz de çok mutlu oluyoruz bunları görmekten. İşte en meşhurlarından bir tanesi bu Marriott'a bağlı AC Otelleri'nin New York'ta tamamlanmış olan bir otel yapısı. 26 katlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Danforth Ren Architecture'ın yapmış olduğu bir yapı. Modüller Polonya'da yapıldı. New York'a gemi yoluyla taşındı ve dış cephe kaplamalarının bile ek yerlerini ağaç bırakırsak büyük bir oranda tamamlanmış bir şekilde bu New York'a ulaştırıldı ve çok kısa bir sürede bu yapı ortaya çıkartılabildi. Bu bizim Kazakistan'da sol taraftaki yapmış olduğumuz bir örnekten bir fotoğraf. Orada da üç katlı şey vardı. Dediğim gibi bu ayki Çelik Yapılar dergisinde de ben bu projeyi kendim çabuk kaleme aldım. Biraz anlatmaya çalıştım. Detaylarını orada bulabilirsiniz. Bu kompleksin bitmiş hali. Bu da üç katlı, toplamda 3500 kişi yanlış hatırlamıyorsam ev sahipliği, 2700 düzeltiyorum, 2700 kişi ev sahipliği yapacak bir kompleksin en son bitmiş hali. Burada da yine kaygılar çok benzerdi. Gördüğünüz gibi özellikle sahanın daha genişçe görülebileceği bir fotoğrafı ben tercih ettim. Çünkü uçsuz bucaksız bir yer. Aklıgay, Kazakistan'ın Aklıgay bölgesindeki bir proje bu. Saha faaliyetlerini yürütmek, yani onları mobilize olmak çok olası değil. İşverenin de öyle bir tercihi de özellikle yoktu. Yani saha dışı inşaat yöntemlerini özellikle tercih ediyordu. Dolayısıyla üç boyutlu modüller, az önceki bir sol alttaki fotoğrafta görüldüğü gibi, olabildiğince bitirilerek elektrik mekanik tesisatları da aynı şekilde içerisine yerleştirilip, mimari bitişlerinde büyük oranda %80 civarında bir bitiş oranı vardı bunun. Yapılarak bu kompleks ortaya kısa bir sürede konuldu. Container dediğim gibi kelimesi çok geçiyor. Geçen haftaki toplantıya katılan arkadaşlarım olduysa hatırlayacaklardır. Bu yük konteynerlerinden, shipping konteynerlerden dönüştürülmüş çokça örnek var. 1985'lere kadar uzanıyor bunun örnekleri. Bu şekilde dönüştürülmüş çok romantik bir siteyle başladı aslında işte bunlar böyle atıl duruyor bunları kullanarak tekrar geri dönüştürelim yapı elemanı gibi kullanalım diye. Tabii bir süre sonra moda haline gelince geri dönüştürülmüş atık konteynerler değil bizzat bu amaca uygun yapılmış konteynerleri kullanmak söz konusu oldu. Ama işte buna benzer örnekler hem Türkiye'de yine hem dünyada farklı noktalarda var. Kapsül yapılar, pop ya da diyebileceğiniz, özellikle depolanış takacım ünitelerinin harici bir tesiste yapılıp işte standart konvansiyonel bir inşaatın içerisine yerleştirilmesi, böylece yine verimliliğin artırılması, sürelerin katılması söz konusu. Panel sistemleri konuşmuştuk. Açık ya da kapalı sistemler, sol alttaki gibi açık panelleri sahaya gönderip bunları bilmek ya da sağ üstteki gibi penceresi kapısı üzerine monte iki boyutlu modülleri panelize elemanların
sahaya götürülüp o yapıyı oluşturulması mümkün. Bu şekilde yöntemler kullanılıyor. Bunlar yine doğrusu olarak bizim dünyanın farklı yerlerinde örnekleri. Tamamı kalıcı yapılar, farklı amaçlarla kullanılan işte otel yapısı var, bir villa yapısı. Sol üst tarafta da bir motel, bir işçi moteli diyebileceğimiz bir yapı. Bunların bir yerde kullanıldığı örnekler de söz konusu olabiliyor. Bu Sayın Emre Aralat'ın işte Antakya Müzesi yapısından bir görsel. Burada da işte konvansiyonel çelik elemanlarla çalıştırılmış çerçeve sistemin içerisine yerleştirilmiş modüler otel odaları. Dolayısıyla her iki sistemin bir arada kullandığı örneklerden biri. Yarı volümetrik diye de adlandırılabiliyor. Venezuela'da bizim tamamladığımız hastane projesinden bir örnek. Burada biz konvansiyonel işte yapısal çelik profillerin kullanıldığı bir çerçeveyle işte iki boyutlu panel elemanların kullanıldığı bir sistemdi bu da. Daha geçici amaçlı kullanılan portatif yapılar, onlardan daha farklı örneklerde türetmek mümkün. İşte Granny Flat diye isimlendirilen yine. Sıralar biliyorsunuz tiny house'larda çok moda, işte birçok noktada şey oldu, her yere sarmaya başladı. Bunun gibi yapılarda yapılabiliyor. Bu sevkiyat şekliyle alakalı hani bakıldığı zaman flatpack modüler yapılar ya da yassı paket diye Türkçeleştirmek mümkün diye de bir şey var. Tamamen nahdiye şeklini anlatıyor. İşte iki mantığıyla tüm elemanların bir yassı paket içerisinde saklandığı, en son final lokasyonunda da o paketin açılıp işte içindeki elemanlarla düşey elemanların ise katlanarak yapının oluşturulduğu bir yöntem için kullanılan bir metot. Çelik prefabrik yapılar bunu yapısal sınıflandırmanın aslında bir şey olarak ele aldık. İşte burada biliyorsunuz ince cidarlı yapısal elemanlar kullanılarak oluşturulmuş yapılar mümkün. Farklı maksatlı bu yapılar üretiliyor, üretilebiliyor. Genellikle işte 0.7 ila 2 milimetre, kısmen de 3 milimetreye kadar çıkan kalınlıklarla, profil kalınlıklarıyla farklı açıklıklar geçilip bu tarz yapılar orada konulabiliyor. Eğer daha geniş açıklık, daha yüksek ya da daha fazla bir yük dayanımı ihtiyacı varsa o zaman da aşina olduğumuz ağır çelik binalar, ön üretim ağır çelik binalar söz konusu olabiliyor. Bunlar da yine farklı örnekler. Şimdi modüler yapılarla alakalı aslında birçok fırsat sunuyor bu. Da çok kısaca üzerinden geçecek olursak, bir kere kontrollü bir ortamda aslında yapının siz büyük bir kısmını tamamlama imkanı elde ediyorsunuz. Bu da yan faydaları sağlıyor. Hava koşullarından etkilenmiyorsunuz. Kalite kontrolünü çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Denetim mekanizmaları çok daha iyi işliyor. Ve de kaynağı çok daha aslında kolay ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla kaynak transferiyle ilgili bir takım şeyleri aşmış oluyorsunuz. Hani bunun çevresel etkilerinden tutun, işte yine verimliliğe kadar birçok farklı faydası da var. Hızlı bir iş programı yapmak, gerçekleştirmek mümkün. Çünkü üst üste binmiş bir iş programı uygulamak mümkün. Örneğin sahada bir temel yapılırken siz yapının birçok kısmını bitirebiliyorsunuz aslında üretim tesisi içerisinde. Dolayısıyla farklı projelerde işte %30 ila %50, hatta belki daha bile fazla oranlarda bir tasarruf iş planında tasarruf söz konusu olabiliyor. Yani daha iyi bir şantiye organizasyonu sağlamak mümkün. İSG risklerini daha fazla azaltıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi birçoğu aslında yerde bitirilmiş işler oluyor. Ya da sıcaklık ya da hava koşullarından etkilenmiyorsunuz. İşçilik maliyetlerinden aynı şekilde azalma gerçekleşiyor. Atıkları çok daha kontrol etmeniz mümkün. İşte az önce konuştuğumuz gereksiz enerji harcamalarını baştan engellemiş oluyorsunuz. Bu Avrupa tarafında özellikle çok yaygın. Geçen Selam Bey de bahsetmişti. Kalkıp da Paris'in göbeğine sizin ya da işte Londra'daki birçok lokasyonda artık standart yöntemlerle bir inşaat yapabilmeniz çok zor. Bir sürü yaptığınız inşaatta uğraştığınız emek kadar bir de o çevresel koşulları kontrol etmekle ilgili geçmeniz gereken aşamalar var. Dolayısıyla gürültü sebebiyle yani her bölgenin değişik nedenlerle bu yapım metodolojisini tercih etme sebepleri var. Örneğin Avrupa'daki tercih edilme, Avrupa'da bu yöntemlerin tercih edilmesindeki en büyük etken gürültü yönetimi.
Tabii zorluklar da var. Kültürel alışkanlıklar veya deneyim eksikliği, aynı şekilde eğitim eksikliği zorluklardan başlıcaları. Yanlış inanışlar var. Sadece bunlar da geçici yapıların yapılabileceği gibi ya da işte bir takım kısıtlamalarla karşılaşılacağı gibi inanışlar söz konusu. Bazı kısıtlamalar da yok değil. Örneğin imalat veya nakliye ile alakalı ölçüsünlerle karşılaşıyorsunuz. Ön tasarım ve mühendisliğin çok daha önem kazandığı bir yöntem. Dolayısıyla buradaki maliyetler artıyor. Finansal modelde bir takım değişiklik ihtiyaçları söz konusu olabilir. Örneğin alışta gelmiş olan mortgage sisteminde işte yapının siz büyük bir kısmını bitirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla orada da alışkanlıklar söz konusu. Buna göre bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyor. Umarım çok şey yapmadan biraz hızlanmaya da çalıştım. Zaten sohbet kısmında bununla ilgili sorular olursa beraber konuşuruz. Modüler yapılarla alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Arda abi yaptık değil mi? Evet. Şimdi buna çıktım. Cenk Bey teşekkür ederiz. Görüntüyü açacağım ama sesi kapattım biraz önce. Ağzınıza sağlık. Aslında çok güzel bilgiler ama arkadaşlarım bu konudaki bilgilere ulaşmak için sizin yazılarınız var son sayısında Çelik Yapılar Dergisi'nin. Ondan da istifade edebilirler. Çünkü hani bir anda akılda kalmayabilir fakat oradaki şemalar, grafikler filan dergide de mevcut. Dergiye doğrudan doğruya web sitesinden ulaşabilirler. Ya da bizimle temas kurarlarsa biz kendilerini yönlendirebiliriz bu konuda. Ama çok önemli ve kesinlikle. Dünya ben de yönlendirdiğiniz her arkadaşım. Evet, buyur. Kusura bakmayın böldüm. Ben de hani her türlü soruya elimizden geldiğince, vaktimiz el verdiğince cevap vereceğimi ben de buradan ileteyim. Sizin aracınızda zaten benim iletişim bilgilerimi her arkadaş, burada dileyen arkadaş alabilir. Elimden geldiğince dediğim gibi ben de bu konudaki bilgi birikimini hem bu ortamlarda hem de başka daha birebir sorulara da cevap vererek aktarmaya çalışıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sorusu olan var mı arkadaşlardan? Hocam hoş geldiniz. Özür dilerim. Polat hocamı gördüm de ben bir buyurun, hoş geldiniz Bey diyeyim dedim. Peki. Buyurun Büşra Hoca. Büşra Hanım. Cenk Bey'e öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Bir sorum olacaktı. Bu yapılar için kullanılan temeller bildiğimiz yapı temelleri gibi mi yoksa farklı bir yöntem kullanılıyor mu? Çünkü şöyle online toplantıda dedik ki bu modüler yapılar herhangi bir hani acil durum zamanında başka yerden alınıp başka yere taşınabilir. Daha sonrasında biz kendi arkadaşlarımızla toplantı yaptığımız zaman tamam modüler yapıyı aldık taşıdık ama temel ne olacak? İşte bu konuda biraz bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Tabii ki. Ben hani ilk kısmından özellikle hani yarışmayla ilgili kısmından ziyade hani burada ne tarz temeller uygulanıyor onunla alakalı çok kısaca bilgi aktarayım. Şimdi temelle alakalı aslında standart bildiğimiz birçok yöntemi aynı şekilde modüler yapılarla beraber kullanmak da mümkün. Çeliğin burada avantajları ön plana çıkıyor tabii ki. Özellikle biraz daha da hafif çeliğin avantajları çıkıyor. Dolayısıyla daha basit örneğin radde temellerle buradaki temel ihtiyacını çözmek mümkün. Şöyle ipuçları da vereyim. Aslında taşınabilir ya da daha kolaylıkla uygulanabilir. Aslında modüler temel uygulamaları da söz konusu. Avustralya'da, Yeni Zelanda gibi örneklerden özellikle bakarsanız ya da İngiltere'de de var benzerleri. Sadece şeyle değil, ne derler, betonarme kullanımıyla değil, farklı materyallerin bir arada kullanıldığı temel örnekleri var. Bizim mesela Afrika gibi daha böyle uydu lokasyonlarda da yine betona ulaşmanın güç olduğu kısımlarda da tabii yapı ve işte bölgesel koşullar, yüklemeler izin veriyorsa bu söylediğim geçerli. O durumda beton bloklar ve bu blokların üstünde oluşturacağınız bir çerçeve sistemle de temel ihtiyacını çözmek mümkün. İşte belirli sıkıştırmaları yapıp ondan sonra onun üstünde oluşturacağınız işte artık neyse batları 40'a 40, 50'ye 50 gibi beton bloklarla da bu yapıları koymak mümkün. Dediğim gibi taşınabilir, yani yarışmada temelin taşınabilirliğiyle alakalı bir zorlama olduğunu ben düşünmüyorum. Ama bununla alakalı farklı örnekler ve farklı çözümler de söz konusu.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Cenk Bey, ısı ve ses yalıtımını nasıl sağlıyorsunuz diye bir soru geldi. Çelik konteyner tarzı bir yapının daha çok ısınmasını bekleriz. Bunun maliyeti etkisi ne olabilir? Şöyle cevap vereyim ona da. Daha çok ısınmasını beklemeyiz. Aslında oradaki ısı transferleriyle alakalı doğru çözümleri tabii ki gerçekleştirmek gerekiyor. Aslında o her yapı türü için geçerli. Sizin yaptığınız standart bir konvansiyonel bir yapıda da işte örneğin bir metal dış kabuk oluşturursanız ve o metal dış kabukla iç mekanın ısı köprülerini doğru bir şekilde çözümlemezseniz aslında benzer sıkıntılar oralar için de söz konusu. Daha da basitleştirilmiş bir örneği aslında alüminyum doğramalar. Bunlarla alakalı eğer bu bahsettiğim termal izolasyon çözümlerini doğru bir şekilde uygularsanız işte örneğin ben hani Rusça tarafından bir örnek vereyim. Amur bölgesi tasarım sıcaklığının -50'lere ulaştığı bir bölge. O bölgede eğer yapı tasarımı yapanlar varsa daha önce de bunu deneyimlemişlerdir. -50'lerde yaklaşık işte sinip tonlarına göre 150 milim, 160 milim kalınlığındaki bir kayınının ısı iletkenlik katsayısı istenilen R değerini, U değerini sağlayacak bir duvar oluşturmanızı size sağlıyor. Bununla sadece bununla yetinmeden doğru işte doğramalarla ilgili de doğru çözümleri yapıp ve ısı köprüleriyle alakalı. Köprülerini doğru bir şekilde kaçuk, polietilen, ahşap artık neyse orada yerinizin verdiği çözüm şekilleri. Onlarla eğer çözerseniz çok daha performansı yüksek bir bina elde etmek mümkün bu yöntemle.